tohumu bozdular, buğdayı bozdular, ekmeğin içerisine açlığı gömdüler. Çünkü siz onu yediğiniz zaman kendi mizacımıza uymayan gıdaları yemekten dolayı birçoğumuzun bağışıklık sistemi, savunma sistemi çökmüş durumda. İnsan bir savunması her türlü virüse ve mikroba karşı dayanıklıdır. Ancak gücü ele geçirmiş ve insana istedikleri gibi, istedikleri bir tarz dayatanlara karşı birileri artık dur demezse, insanoğlu kırımlarla, yıkımlarla bu topraklar eğer insan sağlığını veya aile sağlığını veya koruyucu hekimliği doğudan batıdan öğreneceklerse yazıklar olsun. Hazreti Davut'un bir sözü var. Diyor ki, bir gün gelecek insanın yediği insanın tuzağı olacak diyor. Paulus da vahiylerde diyor ki, Resullerin kitabında, bir gün gelecek insan dağ başındaki otlardan, inanan dağ başındaki otlardan temiz bir rızık bulamayacak. Bitecek çünkü. Şu anda bunlar tohumu bozdular. Tohum bozdular, eti bozdular, her şeyi bozdular. Neden bunu yaptılar? Bir gün bir virüs icat ettiklerinde ümmin sistemler, bağışıklık sistemler çökmüş olsun ve istediklerine istediğini dayatabilsinler diye. Çünkü bağışıklık sistemi, yani neticede Allah yarattığı bütün dabbeleri biliyor. Ve dabbelerin nereye gideceğini de biliyor. İnsanı da ahseni takvimde yaratmış. İnsanın içinde ki mevcut savunma programları, savunma sistemleri üretilebilecek yapay ve doğal ne kadar virüs, mikrop, efendim bakteri varsa hepsine karşı doğal savunma sistemlerine sahiptir. İnsan yeter ki kendi fıtratını koruyabilsin. Allah'ın yarattığı hali koruyabilsin. Her türlü dışarıdan gelebilecek saldırıyı savabilecek durumdadır. Ama yediklerimiz ve içtiklerimiz de veya mesela diyelim ki kendi mizacımıza uymayan gıdaları yemekten dolayı birçoğumuzun bağışıklık sistemi, savunma sistemi çökmüş durumda. Dolayısıyla da tenekeden bir teyyare bile gelip sınırlarımızın içerisine girebiliyor. Bu üstelik yani özel tasarlanmış gibi görünüyor. Bundan sonra da bir yan özel tasarlanmış şeyler gelebilir, virüsler gelebilir. Çünkü daha yarasada 2500 tane insana saldırabilecek virüsler duruyor. Bu virüsler hayvanlardan insana bulaşıyor. Neticede bu hayvancıklar da başıboş değiller. Yani neticede gelip senin bedeninde buluşup bir yuva kurmak, kendilerine bir vatan arıyorlar. Senin onların vatanı olmaman için bağışıklık sisteminin iyi olması lazım. Önce onu bozdular. 1950'lerden itibaren tohumu bozdular, buğdayı bozdular. Bugün buğday, normal ekmek, bu millet öpüp başının üstüne koyar ekmeği, o ekmeğin içerisine açlığı gömdüler. Çünkü siz onu yediğiniz zaman insülin direncini bozuyor ve ekmek açlığın sebebi oluyor, diyabetin sebebi oluyor. Halbuki ekmek et kadar kuvvetli ve bir nan-ı nimetti. Öpülüp başa konur. Cüneyt Bağdadi Hazretleri ekmek için dünyadır diyor. Dünyanın kendisidir. Dünyanın içine turşu sıktılar. Çünkü buğdayın tabiatını bozdular. 3000 yıl önce bulunmuş bir buğdayı tatmış Kemal Özer'le konuşmuştuk. O söylemişti. 3000 yıl önce çıkmış bir buğdaydan 1000 tane tarttılar. 28 gram geldi. Bugünkü buğdaylardan 1000 tanesini tarttım. 48 ile 50 gram arasında değişiyor. 22 gram ekstra bir şey yüklediler buğdayın içine. O nedir? Mutlak kör nişasta. İnsanı perişan ediyor. Yani en az kola ve beyaz şeker kadar zarar veriyor buğday, daha doğrusu ekmek. Halbuki ekmek bu toplumun en çok yediğidir. Dolayısıyla ekmek içinde size açlığı yediriyorlar. Çünkü sizin insülin sisteminde bir şeye sebebiyet veriyor, diyabete sebebiyet veriyor. Etin içinde mesela bilhassa bu millet kokuyor diye kuzu eti yemiyor, dana etiyorlar. Dana etini, danayı semirtmek için verilen şeyin içerisinde, fedi yemin içerisinde hayvanın yememesi gereken sakatat var. Neden sakatat koyuyorlar? Çünkü çok hızlı o zaman et tutuyor. Et tutuyor zannediyorlar ama aslında hepsi yağdır. Sebzeler bozuldu, domatesler bozuldu, meyveler bozuldu. Hepsini bir şekilde ya GDO'suyla oynandılar, ya hibrit yaptılar, ya da kullandıkları ilaçlarla tabiatını bozdular. Bütün bunların, işte bu da bir işin bir parçasıdır. Yani bu virüsler hep olacaktır. Ve insan bir savunması her türlü virüse ve mikroba karşı dayanıklıdır. Ancak usulü bozanlar, şartları bozanlar ve immün sistemini dağıtanlar
gelen şeye karşı zaaf gösterecek ve düşecekler. Dünyanın çok zamanlarında böyle hadiseler yaşanmıştır. Onlar fıtri ve doğaldır. Bundan sonrakiler tasarımdır. İnsan genine uygun. Çünkü insan geni bulundu. Yani Secde suresinde Cenab-ı Hak diyor ki, işte siz birinci yaratma usulünü gördünüz, anladınız diyor. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولَى Benim sizi nasıl inşa ettiğimi artık gördünüz diyor. Evet, sarmal ortaya çıkınca genetik yapı, insanın nasıl ortaya çıkarıldığı, inşa edildiğini anladık. Nasıl inşa edildiğini anladığınızda nasıl tahrip edebileceğinizi de biliyorsunuz. Bu tahribin artık tahribin zamanı başladı. Yani insanoğlu eğer bunlara karşı bir tedbir almazsa, bunu burada söylüyorum, yani bu dünyanın başına çöreklenmiş, gücü ele geçirmiş ve insana istedikleri gibi, istedikleri bir tarz dayatanlara karşı birileri artık dur demezse, ki bu birileri Hristiyanlar ve Müslümanlar olacaktır. Yani Hristiyan inananlar ve Müslümanlar olacaktır. Dur demezlerse, evet, insanoğlu böyle kırımlarla, yıkımlarla en fazla bir 5-10 sene içerisinde, 10-15 sene içerisinde azala azala, tıraşlana tıraşlana bir rivayete göre 4-2 milyar, bir rivayete göre de 500 milyona düşürmek istiyorlar. Bu planlar var. İlle Çin'in, ille Amerika'nın, ille Fransa'nın bunun aşısını bulmalarını mı beklemeniz gerekiyor? Biz, bu millet Sina'yı çıkarmış. İbn Sina en büyük tabiplerdendir. Daha düne kadar Bu kitabı Amerika nübüv şey yani üniversitelerinde okutuluyor. Harvard Üniversitesi'ne evet. ama kaynaklarından bir tanesi İbn Sina'nın eseridir. Çok enteresan. Evet. Bundan sonra gelmiş Davud-u Anteki. Ondan sonraki en büyük tabiplerdendir. Antakyalıdır adı üstünde Davud-u Anteki. Ve bu her bir peygamber bir meslek gelmiştir. Yani peygamberler mesleklerin de ilk esrarıdır. Çok kutsal meslekler içerisinde bulunan tebabetin de bir peygamberi var. Kim? Lokman aleyhisselam. Nereliydi? Tarsus ve Adanalıydı. Bu topraklar tebabet noktasında, hekemiyet noktasında, hakimiyet noktasında en verimli topraklar. Bu topraklar eğer insan sağlığını veya aile sağlığını veya koruyucu hekimliği doğudan batıdan öğreneceklerse yazıklar olsun. Çünkü elimizde cönkler dolusu kitaplar var. Yani dolayısıyla bizim tabiplerimiz, bizim geçmişimize ve bizim tabiplerimize, tıbb-ı nebeviye veya bununki geleneksel tıbba bu kadar tepeden bakmalarını anlayamıyorum. Bakanından doktorlarına kadar. Bunların bu ciddi bir şekilde bu meseleye yönelmeleri lazım. İçim yanıyor. Yani gerçekten hukuk cönkleri bulunan, yani mecelle gibi önümüzde bir hukuk ambarı diyelim, fukahanın koymuş olduğu içtihatlar, hadi bırakalım Kur'an-ı Kerim etrafında yani şeriata ait olan hükümleri, mecelle gibi elimizde büyük bir hukuk kitabı varken biz gidip şuradan buradan medeni kanun devşirdik. Aynı şekilde şu anda elimizde İbn Sina, efendim Davud-u Anteki, İbn Hamza, efendim işte Muhammed Hamza, İbn Şerif, bunun deha insanlar, müthiş ortaya bir takım şeyler koymuşlar. Bunlar üzerinde bir çalışma yapıp buna fıtri bir karşılık bulamamaları çok tuhaf. Mesela ben kendi kendime geceleri kekik kaynatıyorum. Kekiği kaynatıyorum suda, buharı yükseliyor. Açıyorum üstünü de kapatıyorum. Ciğerlerimin her tarafına işleyecek şekilde o kekiği ciğerime alıyorum. Çünkü kekiğin şeyler üzerinde, bu virüsler üzerinde ve bakteriler üzerinde çok ciddi nefes kesici kabiliyeti olduğu biliyoruz. Yani onun solunum sistemini kapatıyor ve öldürüyor. Bunu niye denemezler? Ben illa doğrudur demiyorum. Elimizde çalışmalar var ve elimizde artık mesela diyelim ki ölme safhasına gelmiş bir şey yani tabii ümit kesilmez hiç kimseden Allah'ın izniyle ama çok durumu çok ağır olan bazı hastalar üzerinde bu ilaçlar denense kıyamet mi kopar? Niçin bizim geçmişimize bu kadar başı aşağılayıcı bir şekilde bakılıyor? Niçin bu değerlendirilmiyor? Ben çok yanıyorum buna ciddi bir Çok şekilde. üzücü. Oysa ki tarihi bir gerçek var ki Orta Çağ'ın karanlıklar içinde Batı dünyasından bahsediyorum. Kavrulduğu yıllarda alev alev bir ilim ve bilim ışığı bizim topraklarımızda yanardı. Ve Batı ne zaman kalkındı? Bizim kaynak eserlerimiz, kütüphanedeki o el yazmaları, İbn Sina'ların ve binlerce alimin kitabı Haçlı Evet. Seferi'nden sonra Batı'ya gittiğinde İlkay orada kardeş. uyandı. Bizim İlkay kitaplarımızı kardeş. aldılar, yazdılar. Hipokrat, Hipokrat. Hipokrat Anadolu'ludur. Hipokrat bizimdir.
Hipokrat da bu topraklarda çıktı. Bakın, üzerine yemin edilen adam ile şu gün hala bugün okutulan İbn Sina, bunlar ikisi de bizimdir. Ve bu toprakların insanıdır. Peygamber olarak gelmiş. Peygamber, yani mesleği tıp olan peygamber de bu topraklardan çıktı. Bunu niye değerlendirmezler? Bu müthiş bir hikmettir. Sezar tarihse tarih bir şey söylüyor. Bunu yakalamalar lazım. Buna yakalanmamanın temel şeyi biliyorsunuz işte bağışıklık sisteminin güçlü olmasıdır. Bugünkü yeme içme gıda şeklimiz maalesef bağışıklık sistemimizi perişan ediyor. Bir gün Hazreti Musa Tur-i Sina'da mükalemede iken bir sancı tutar. Bu sancı tutunca kıvranır tabii. Cenab-ı Hak der ki ona şu otu al. Yanında bir ot var. Onu alır, çiğner ve sancısı geçer. Bunun üstüne durmaz. Aradan biraz zaman geçer. Yine mükaleme sırasında sancısı başlayınca Hazreti Musa çaktırmadan ot var mıdır diye bakar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak der ki ey Resulüm, sen nebisin. Sen benim insanların yararına olacak bilgileri onlara vermem için kullandığım bir aracısın. Benim başka aracılarım da var. Onlar da şu kainat eczanesine saklamış olduğum faydaları ve devaları bulup size getirirler. Bunlar da tabiplerdir. Sen gideceksin o tabibe. Bir peygamber de tabibe gider. Tabip ise hakimdir. Hakim hikmetle iş yapan demektir. Biz hekimleri daha doğrusu biz hekimleri çünkü biz hekimleri doktora dönüştürdük. Doktor sadece kesip biçen sarandır. Halbuki hekim hikmet ehlidir. Ama koronavirüs Hatta bazen herkese, yani perhiz verir. şu süreç herkese biraz özünü hatırlatıyor ya Mehmet Ali abi. Dolayısıyla Evet. sağlık çalışanlarımız da öyle hani can siper Evet. mesleklerini Can yapıyorlar ki siperhane. Emin ol, gerçekten her gece dua ediyorum. her biri Her hekim. gece. Her bir gece, her gece hem hekimlere hem cansıraç uğraşan o insanlara ben dua ediyorum. Ben bu alanda çalışan insanlara bir şey demiyorum. Diyorum ki bir şeyi üretmek, bir ilaç üretmek noktasında müstenkif duran, uzak duran ve hakkı yetkisi olan, yoksa doktor da önüne gelmiş hastanede bir şey yapıyor. Bu insanlara hiç kimsenin söyleyecek bir söz söyleyecek hakkı yoktur. Gözüne dizine durur. Müthiş cankıraş uğraşıp duruyorlar. Allah onların hepsinden razı olsun. Ben geceleri birkaç sınıf insana gece dua ediyorum. Birisi doktorlar.